Futbol İzon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Yeni bir YouTube videosuyla sizlerin karşısındayım. Tabii ki transfer dönemi bitti. Zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Gerçekten de hareketli bir transfer dönemi geçirdik. Bu süreç içerisinde yapılacak ve yapılmak istenen transferleri sizlere paylaşmaya çalıştık. Sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii ki transfer zorlu bir süreç. Burada birçok parametre var. Bazen istediğiniz oluyor, bazen olmuyor. Bu noktada bazen göndermek istediklerinizi gönderemiyorsunuz. Kalsın dedikleriniz gidiyor. Bu türden bir çalışma içerisinde transfer hareketli geçti desek yanlış olmaz. Evet, transferle ilgili genel bilgileri sizlere paylaşacağız. Gündemimizde Trabzonspor var. Transferin dışında artık lig maçlarına da döndük. Orayla ilgili bilgileri de paylaşmaya devam edeceğiz. Hatta daha ağırlıklı olarak onları sizlere paylaşacağız. Bu arada tabii kulüplerde transfer, özellikle 4 büyük kulüpte transfer bütün sezon boyunca devam ettiği için yine kulağımıza gelen girişimler olursa onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi geride kalan dönemin, şu transfer döneminin yaşanan sürecini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce isterseniz şuradan başlayalım. Öyle daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Bir kere Trabzonspor'u anlatacağız demiştik. Hareketlenme neler oldu? Önce onları sizlere paylaşmak istiyorum. Trabzonspor 3 oyuncu transfer etti. Bakasetas Alanyaspor'dan geldi. Berat Ayberk Özdemir Gençlerbirliği'nden geldi. Yunus Mallı da Wolfsburg'dan transfer oldu. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 5-6 transfer istiyordu ama 3 transferle kapattı. Abdullah Avcı biraz da kulübün menfaatlerini düşünerek şartları olgunlaşmayan oyuncuları pek fazla transfer etmeyelim dedi ki bu noktada 1-2 tane isimden bahsedeceğim. Söz gelimi Efecan Karaca ile ilgili ve Danny Rose ile ilgili merak ettiğiniz şeyleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Peki Trabzonspor'dan kimler gitti? Onlara da bir bakalım isterseniz. Gaston Campi Fatih Karagümrük'e kiralık gitti. Pereira biliyorsunuz sözleşmesi feshedildi. Bilal Başaçıkoğlu sözleşme fesiyle Gaziantep'e gitti. Steven Plaza sözleşme fesiyle ayrıldı. Diabate kiralık olarak Göztepe'ye gitti. Ahmet Canbaz kiralık olarak Ümraniyespor'a gitti. Salih Kavrazlı kiralık olarak Hekimoğlu Trabzon'a gitti. Yine Taha Tunç da aynı kulübe gitti. Ve Muhammed Taha Tepe de Turgutlu Spor'a kiralık olarak verildi. Yani kiralık olarak bazı oyuncuların oynaması bir anlamda Abdullah Avcı'nın isteğiydi ve o istek gerçekleşti. Peki bu isteğin dışında nasıl bir gelişme yaşandı? Trabzonspor'da nasıl bir kadro yapılanması oldu? Onu da sizlerle paylaşalım. Trabzonspor'un halen 3 kalecisi var. Uğurcan, Erce ve Arda. Sol bekte Marlon ve Faruk Can, genç Faruk Can. Sağ bekte Serkan Hasan ve Kamil Ahmet Çörekçi. Ortada yani stoper bölgesinde Vitor Hugo Edgariye oynuyor ama hemen onların arkasında Hüseyin Türkmen'i, Atakan'ı, Hüseyin'i, Ahmet Can'ı söyleyebiliriz. Orta alanda Abdülkadir Parmak sakat, onunla ilgili bilgi vereceğim, sakatlığı var ama Abdülkadir Parmak'ın dışında Louis Baker, Hakan Yeşil Genç, Berat Özdemir, onun arkasında Flavio Trondsen gibi, Trondsen'de dönüşü oldu. Sol tarafta Vakame, Safa Kınalı, sağ tarafta Ekuban, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömürkü, onun da sakatlığı var, onunla ilgili de bilgi vereceğim. Bakasetas, Yunus Mallı 10 numara bölgesinde, Canini de Benik, Afobe ile Santrofor bölgesinde yarış yapacaklar, rekabet içerisine girecekler. Şimdi Bakasetas transferiyle başlayalım. Bakasetas'ın çıkış maddesi 5 milyon euroydu ama Trabzonspor onu 3 milyon euroya çözümledi ve böylece Trabzonspor'un oyuncusu oldu. Peki neden geldin Trabzonspor'a dediler? O da yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Bunun için Trabzonspor'u seçtim dedi. Keza transferlerden bir diğeri Yunus Mallı'ydı. Yunus Mallı nasıl geldi? O noktada Abdullah Avcı'nın devreye girdiğini söyleyelim. Abdullah Avcı dedi ki senin bize, bizim de sana ihtiyacımız var. 2020'de
Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek istiyorsun. O zaman gel oyna Trabzonspor'da, sana bu yolu açalım, Şenol Hoca'nın da dikkatini çekelim. Oynayarak ancak gidebilirsin dedi. Ve bu noktada iki transfer oldu. Berat Özdemir transferini zaten daha önce açıklamıştık. Peki bu arada enteresan gelişmeler de oldu transfer döneminde. Onları da paylaşalım. Canini'ye çok enteresan bir transfer teklifi geldi. El Hilal takımı 7 milyon euro teklif etti. Arkasından 9 milyon euro tam da transfer döneminin sonunda söyledikleri için açıkçası Trabzonspor buna çok sıcak bakmadı. Ama 9 milyon euro ile ilgili yönetim şöyle bir teklifte bulundu El Hilal kulübüne. Bakın, zamanımız yok. Yeni bir santrofor alabilme imkanımız da yok. Gelin bize sezon sonuna kadar oynama izni verin. 9 milyon euroya anlaşalım, verelim dediler. Ama El Hilal'de biz oynatmak istiyoruz, onun için mümkün değil deyince Abdullah Avcı'ya sordular. Abdullah Hoca da benim için değerli bir oyuncu, kalması gerekiyor. Alternatifleri çok az dedi. Dolayısıyla kaldı. Hatta oyuncuyla da bir konuşma yaptı Abdullah Avcı. Dedi ki sen zaten değerli bir oyuncusun. Sezon sonunda da yüksek maaşları bulabilirsin. O parayı bulursun deyince ikna etti. Tabii bu arada ısrarla söylüyoruz. Ekuban'a teklifler yağıyor, geliyor. Yani yine bu transfer döneminde de geldi. Hatta 8 milyon euroya kadar çıkan teklifler geldiğini söyleyebiliriz. Bu da gerçekten çok ciddi ve değerli bir teklif. Şimdi bir önemli konu daha var, onu paylaşmamız lazım. İki Abdülkadir'den sıkıntılı haberler alıyoruz. Bunlardan bir tanesi Abdülkadir Parmak. Abdülkadir Parmak'ın Beşiktaş maçında biraz da sakat oynamasının sonucu olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisini aldık. Aynı zamanda Ömür de önümüzdeki hafta ortasında İstanbul'a gelecek ve ne kadar süre futboldan uzak kalacağı netleşecek. Açıkçası bilgiler de çok güzel bilgiler yok. 2,5-3 ay deniyor. İnşallah 2,5-3 ay içerisinde döner, maçlara başlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na gider diyelim. Çok değerli, çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası orası bir vitrin. O vitrinde olmak gerekiyor. Ki keza aynı şeyi Uğurcan Çakır için de söyleyeceğiz. Beşiktaş maçındaki performansıyla yeniden Avrupa'nın gündeminde çok özel bir yer işgal etmeye başladı. Ve Avrupa Şampiyonası ile birlikte değeri de daha çok artacak. Şu anda Lyon ve Roma'nın oyuncuya talip olduğunu söyleyebiliriz. Peki en çok merak edilen konulardan biri şuydu. Danny Rose neden olmadı sorusu çok soruldu. Şimdi Danny Rose'un huysuz kişiliği, huysuz kimliği Danny Rose transferinin oluşunu engelledi. Şimdi diyeceksiniz ki ne tür bir huysuzluğu var, onu anlatacağım. Önceki pazarlıklarda 1 milyon 100 bin euroya tamam dedi. Sonra baktı ki Trabzonspor gerçekten çok istekli. O zaman 1 milyon 300 bin euro olsun dedi. Trabzonspor ona da bir yaklaşım içerisinde bulununca bu kez 1 milyon 500 bin euro dedi ki Nwakame'nin, yani Wakame'nin aldığı para 1 milyon 500 bin euro ve üst sınır olarak düşünülüyor. Yani konuşabiliriz gibi bir nokta oluşunca ben o zaman paranın önemli bir bölümünü nakit olarak istiyorum dedi ve işte orada ipler koptu. Şimdi ne yapıyor derseniz, Tottenham'da 23 yaş altı takımıyla devam ediyor. Orada oynamaya devam edecek, onu söyleyebiliriz. Yani kendi kendine, yani kendim ettim, kendim buldum diyebiliriz. Böyle bir noktaya geldi. Bu noktada bu transferi de söyledikten sonra Anders Trondsen'in dönüşünden bahsettik. Trondsen dönüyor. Bu da çok büyük bir avantaj. En azından az önce saydığım kadro zenginliğinin içerisinde işte Berat'tı, Flavio'ydu, Trondsen'di, Abdülkadir Parmak'tı, Luis Baker'dı, Hakan Yeşil'di, Bakasetas'tı, Yunus Mallı'ydı. Bu zenginliğin içerisinde yer alacak. Bu arada bir Bakasetas Yunus Mallı konusunda herkesin kafasında bir soru oluştu. Ya bu ikisi de aynı tip oyuncu değil mi? Yani forvet arkası oynamıyor mu sorusu gündeme geldi. Hemen onu da yanıtlamaya çalışayım. Tabii ki ikisi de forvet arkası ama Yunus Mallı'nın kariyerinde sağ ve sol kenarlarda oynama becerisi ve kariyerinde bu tür maçları var. Dolayısıyla Yunus Mallı'nın orada, yani kanatlarda oynama şansı olduğu için
Hoca Yunus Mallı'yı, yani Bakasetas ve Yunus Mallı'yı birlikte kullanabilir. Tabii ki sol taraf, hani sol şerit zaten Vakame ile kapalı. Onun içinde artık Trabzon'da çok enteresan bir şey. O artık bir büyücü sözlerini söylemeye çalışıyorlar. Gerçekten de hani o klasik bir söz var ya, şapkadan tavşan çıkarıyor. Tam da şapkadan tavşan çıkaran oyunculardan biri. Ama kasketi Abdullah Avcı çıkardı. Ve bir anda Trabzonspor'un sembolü haline getirdi. Yalnız orada şunu söyleyeyim, yönetim biraz geç kaldı. Şimdi herkes kasketi farklı firmalardan alıyor. Oysa onları TS kulüplerden almaları gerekiyordu. Biraz geciktiler ama yapmaya çalışıyorlarmış, onu öğrendim. Şimdi biraz da maç üstüne konuşalım isterseniz. Birkaç cümlede maç üzerine söylememiz gerekiyor. Kadro nedir, nasıl olacak, ona bakalım. Şimdi maç tabii şu anda videoyu çektik. Yarın oynanacak diyebiliriz. Yarın saat 19'da Denizli Spor karşılaşması oynanacak. Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek karşılaşmayı ve beklediğimiz kadroyu da sizlerle paylaşalım. Çünkü o kadronun artık ezberlendiğini söyleyebiliriz. Çok önemli bir noktaya geldi o kadro. Kalede Uğurcan oynayacak. Serkan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon. Sakatlık ya da ceza olmazsa bu dörtlünün olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ön taraf da aslında çok sıkıntılı değil. Ekuban, Vakame, Canini artık neredeyse ezberlendi. Yani bu durumda 5 arkada 3 öndeki oyuncu, 8 oyuncu belli. Berat Ayberk'in yeri de garanti. Yani 9. oyuncu. Burada Flavio, Bakasetas, Luis Baker arasında bir paylaşım olacak. Bu maçta ben Bakasetas'ı bekliyorum. Bakasetas oynayacak. Flavio Bakasetas'la başlayabilir diyorum hoca. Çünkü Denizli Spor'a karşı daha ofansif oynaması gerekiyor. Bu manada baktığımda böyle bir yapı olacağını düşünüyorum. Evet, Trabzonspor'un gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Zaman zaman bu gündemle ilgili devam edeceğiz, konuşacağız ve sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada Efecan'la ilgili transferin neden olmadığını sizlere hatırlatmaya çalışacaktım ki onu da bir hatırlatayım. Öyle tamamlayalım videomuzu. Efecan Karaca için yani şu kolaylığı göstermediler. Bakasetas'taki 3 milyon euro kolaylığını yani 5'ten 3'e indirip, yani 5'e serbest kalıyordu, 3'e indirdiler. O kolaylığı sağlamadılar. Efecan Karaca için 1,5 milyon euro artı Yusuf Sarı'yı istedi Alanya Spor. Buna karşılık Trabzonspor biz Yusuf Sarı'yı verelim ama 1 milyon euro verelim dedi. Fakat Alanya Spor tarafından kabul görmeyince bu transfer olmadı. Efecan Karaca da inşallah sezon sonunda diyor. 31 yaşında, Abdullah Hoca'nın oynattığı, tanıdığı bir oyuncu. Belki de sezon sonunda sevenler kavuşur. Çünkü o da çok gelmek istedi, çok arzuladı. Evet, vereceğim bilgiler bunlar Trabzonspor'la ilgili. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Devam edeceğiz bilgiler vermeye. Yine maçlarla ilgili olsun, diğer gelişmelerle ilgili paylaşımlarımızı sürdüreceğiz. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.